Doktor Eşref Atabey, sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak isteyip de bir türlü bırakamayanlara, sigarayı nasıl bıraktığımla ilgili öyküm ile Hüseyin eniştemin sigarayı nasıl bıraktığı ile ilgili öyküyü anlatacağım. Sigarayı bırakma öyküm. Yaşım 67. Sigara içmeye Ankara Atatürk Lisesi'nde Leyli Meccani okurken 1973 yılında lise son sınıfta bazı koğuş arkadaşlarım ısrarıyla başladım. Üniversite yıllarım zorluklarla geçmesi, meslek ve çalışma hayatımın zorlukları, yaşam mücadelesi derken yoğun stresin de etkisiyle günde 2 paket daşan miktarlarda sigara kullanmaya başladım. 1983 yılında evlendim. 1990 yılında bir bebeğimiz olunca bir yıl kadar sigarayı bırakabildim. Tekrar başladım. Her türlü sigara çeşidinden kullandım. Artık nefes almada zorluklar, merdiven çıkmada, açık arazide jeolojik etüt sırasında yürümede, tepeye tırmanmada zorluklar yaşamaya başladım. Öksürük nöbetleri, uykusuzluk baş gösterdi. Yıl 1994'e geldi. O yıllarda yılbaşı gecesi ayrı bir anlamla kutlanırdı. O yıl hayatımda değişiklik yapmaya karar verdim. Sigarayı bırakacağım dedim ve 1994 yılbaşında sigarayı bıraktım. Bırakalı bir hafta olmuştu. Sigara kullanan bazı mesai arkadaşlarımın ikramlarını hep geri çevirdim. Bir ara irademe yenik düşmüş olacağım ki bir arkadaşımın ikramını geri çeviremedim. Derken iş yerinde kullanan arkadaşlardan sigara istemeye başladım. Birkaç gün geçince en sonunda büfeye gidip bir paket sigara ve bir çakmak aldım. Böylece sigarayı bırakma serüvenim sona ermiş oldu. Ancak bir yıl sonra 1995 yılbaşında sigarayı bırakmayı kafama koymuştum. Hayatımda yeni bir değişiklik yapacağım dedim. Sigaranın sağlığıma zararı, dişlerimde sarı lekelere yol açması, masrafı, ceplerimde tütün kırıntısı, pis ve ağır nikotin kokusu artık bırakma zamanımın geldiğini bana gösteriyordu. Ben de öyle yaptım. Mevcut sigara paketindeki tüm sigaraları bitinceye kadar arka arkaya içmeye başladım. Gece 03 oldu. Paketteki sigaralar bitti. Ağzımın içi, dudaklarım yanmaya, acımaya başladı. Çakmağı ayaklarımın altına alıp parçaladım. Çalışma odamdaki masanın çekmecesinde hiç açılmamış bir sigara paketi gördüm. Aldım, ikiye katlayıp parçaladım ve çöpe attım. Sonra sıcak suyla güzel bir banyo yaptım. Dişlerimi fırçaladım ve yattım. Aradaki sigara kullanmadığım bir yıla çıkartırsak, tam 21 yıl kesintisiz kullandığım sigaradan kurtuluyordum. O günden bu yana hiç sigara kullanmadım. İhtiyaç da duymadım. İçme isteğim de olmadı. Sigaradan en çok nefret eden kişinin ben olduğumu söyleyebilirim. Otobüs duraklarında sigara içen birini görürsem uzaklaşırım. Sigara dumanı bende nefes darlığı yapmakta. Dolmuşta, halk otobüsünde, koltukta yanıma biri oturduğunda, eğer sigara içiyorsa o pis ve ağır kokusunu hemen alırım ve koltuktan kalkarım. Kaldırımda yürürken önümde yürüyen biri sigara içiyorsa karşı kaldırıma geçerim. Sigara içilen mekanlara girmem. Sigara içene seni anlıyorum derim ve oradan, sigara dumanı olan ortamdan uzaklaşırım. Uzaktan sigara kokusunu hemen alırım. Sigarayı bıraktıktan sonra tüm şikayetlerim sona erdi. Ömrümün 20 yaş ile 41 yaş arasında
yoğun sigara kullanmamın etkisi ve çalışma stresinden olacak ki 2017 yılında bypass ameliyatıyla iki kalp damarım değişti. Şu anda sağlığıma dikkat ederek yaşamımı sürdürmeye çalışıyorum. Hüseyin eniştemin sigarayı bırakma öyküsü. Teyzemin 90 yaşındaki eşi Hüseyin enişte 2 yıl önce 2019 yılında sigarayı bırakma iradesi takdire şayandı. 1955 yılında köydeki madende işe başlayınca sigara kullanmaya da başlamış. Tam 64 yıl kesintisiz içtiği sigarayı, aldığı sigaranın fiyatı 14,5 TL olunca buna çok içerlendi ve kullanmaktan vazgeçti. Sigara parası 10 ekmek ediyor. Herkes günde bir ekmek, ben ise 10 ekmek yemiş gibi oluyorum diyerek hiç telkin görmeden kendi iradesiyle sigarayı bıraktı. Artık sigara kullanmıyor. Teyzem de 64 yıl Hüseyin eniştemin sigara dumanını soludu. O da şimdi sigara dumanından kurtuldu. Sigara içimi sonucu vücutta oluşan yıllık etkin doz 8,8 milisievert, deniz düzeyindeki bir yerleşim yerindeki doğal radyasyon dozunun neredeyse 4 katına yakındır. Doğal ve yapay kaynaklardan alınan radyasyon dozu halk için yıllık 1 milisieverttir. Sigara dumanında bulunan aseton, amonyak, arsenik, butan, kadmiyum, karbonmonoksit, siyanür gazı, DDT, metanol, naftalin, tuleen ve vinil klorit gibi 4000 sağlığa zararlı maddenin %60'ı kanser yapıcı olarak bilinmektedir. Sigara yasağı, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından, koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması için 1996 yılı 4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun, herkesin temiz hava soluyabilme hakkını sağlamak, kişileri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve tehlikelerini anlatmak amacına yönelik 2008, 2010 ve 2013 yılındaki değişiklikle tütün ürünlerinin tüketilmemesine ve satışına ilişkin yasal uyarılar hakkında yönetmelikle kapalı alanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sigara kullanmayı bırakmanın sigara bırakma seanslarıyla ya da başkalarının telkinleriyle ve uyarılarıyla bir takım yasaklamalarla geçmişte sigara kullanan birisi olarak etkili olmadığını söyleyebilirim. Sigara kullananların kendilerine bir takım gerekçeler üretmesinin de anlamı olmadığını belirtmek isterim. Kişinin sigarayı beyninde, düşüncesinde yok sayması, bırakması gerekiyor. Kişinin iradesiyle gerçekleşebilecek bir olaydır. Sigara kullanmayı bırakma ancak düşünce gücüyle son bulur. 50 yaşından önce sigarayı bırakanlar, sonraki 15 yılda sigaraya bağlı hastalıklardan ölme risklerini %50 azaltmış olurlar. Sigara bırakma hayat kurtarır. Tütünde radyoaktivite, sigarada radyasyon konusu ile sigaranın zararlarını başka videolarda bahsettim. Sağlık dileğimle.